dropshipping TV'den herkese selamlar Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun içeriği herhangi bir tedarikçiden e, nasıl ürün listeleriz herhangi bir yazılıma gerek kalmadan dropshipping yapıyoruz bunu e, mağazamızda nasıl oluşturabiliriz bundan bahsedeceğim amacımız e, mağazamızın masraflarını da düşürmek arkadaşlar benim e, tavsiye ettiğim bir yazılım var O yazılımla e, birçok tedarikçiden Oberlo gibi e, ürünlerinizi aktarabiliyorsunuz ama aylık yani 15 dolar bir ödemesi var e, sonuçta e, dediğim gibi bir mağaza masrafınız var reklam giderleriniz var e, aynı zamanda işte buna benzer eklentiler yaptığınızda Tabii ki belli bir masraf oluşuyor kimimiz için belki e, bunlar çok masraf değil ama tabii ki yeni başlayan arkadaşlarımız işte satış yapıp yapamayacağı ile alakalı bazı tedirginlikler olduğu için bu masrafları bu giderler fazla olabiliyor biz de bunları düşürmeye çalışıyoruz örnek vereyim bir mağaza açtınız belli bir gideriniz var zaten onu mecburen ödemek zorundayız ve mağazamızı da reklam yapmak zorundayız reklam yapmadan satış yap yakalama durumumuz pek olası sonuç değil veya e, organik olarak kendi paylaşımlarınız olur. Bu da bir e, yöntem aslında. Şimdi gelelim mağazamıza ürün oluşturmaya ve tedarikçilerden ürün seçmeye. Dediniz ki ben Walmart veya Amazon'dan 3-4 tane ürün beğendim. Bunu de göremedim. ve Ben bu e, e, yazılımada bu kadar para vermek istemiyorum. Evet. Bunu yaparak arkadaşlar satış elde edebilirsiniz. E, ve Amazon'da işte Alex, e, Alex Best'te olmayan, Amazon'da olan veya işte Walmart'ta olan ürünleri e, bu şekilde listeleyip satışa sunabilirsiniz. <laughs> Şimdi ben örnek vereyim bir oyun e, listesine geldim. Şimdi bazı marka ürünleri, tabii ki telif hakları çok önemli arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, hani bunu, bu bunun satışını yapabilirsiniz ama örnek vereyim Stripe bu konuda ödeme alırken aldığınız ürünlerin biraz daha marka değeri çok yüksek olursa bundan uyarı alabiliyorsunuz Ben bunu örnekleme yaptım size siz kendi ürünlerinizi farklı ürünleri seçip yapabilirsiniz şimdi Evet Grand Theft Auto Rockstar oyunları Xbox oyunları şimdi bu ürünümüzü resmini kaydedeceğiz arkadaşlar e, sağ but e, mouse'dan sağ butonumuza tıkladık bildiğimiz bilgisayar yöntemi. Daha sonra bu ürünü şimdi daha önceden kaydettiğim bir şey e, şöyle kaydediyoruz arkadaşlar. Videosu da var bunun videosunu da ekleyebilirsiniz. Mesela buradan e, videolu e, ürünler bulup gayet de şık değişik. Walmart'tan bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda Walmart Amerika'da iki günde kargolama sistemi var. buradan da dropshipping yapabilirsiniz. Bu ürünün masraflarına, giderlerine işte örnek verin. Bu, bu normalde satış fiyatı 59.99 indirim yapılmış. Ee, bunları dediğim gibi stoklarına bakacaksınız. Gönderim yerlerine bakacaksınız. Bunları not alacaksınız. Belli bir ürün listelemek için bunlar önemli arkadaşlar. Şimdi bu ürünlerin resimlerini kaydettik. Daha sonra mağazamıza geliyoruz. Mağazamızda Oberlo'dan çektiğimiz ürünleri listeliyip oradan düzeltmeler yapıp otomatik olarak çekiyoruz. Buradan da kendi markanız da olabilir veya işte dediğim gibi Amazon'dan veya Walmart veya başka tedarikçilerden beğendiğiniz ürünleri burada ürün e, yaratacağız arkadaşlar. Örnek vereyim şu an bu ürünün ismini şu şekilde kopyalayalım. Daha sonra mağazamızda ürün ismi olarak yapıştır yapıyoruz. Şu an arkadaşlar ürünümüzün ismi oldu. Daha sonra e, buraya diyelim ki e, farklı resim veya video temin gösterdim. Videoyu buraya eklenti yapabiliyorsunuz, script yapıyorsunuz. Daha sonra ürünümüzün içeriğini buraya açıyoruz. Bir tane ürün yerleştirdik. Gayet basit. Birkaç resim aynı olsun. Şöyle yapalım. Örnek vereyim. Şunu da açalım. Evet. İstediğiniz kadar resmi buraya indirip buradan bir tıkla yapabiliyorsunuz. Çok ee, zahmetli bir iş değil şimdi buradan şöyle Türkçe'de karakterini girelim arkadaşlar Evet envanter şimdi envanteri takip etme derseniz e, ürünümüzü müşteri istediği kadar alabilir O yüzden biz burada bir ürünün envanterini belli bir miktar yapacağız Örnek 10 adet. Yani bu ürünün envanteri Walmart'ta 500 tanesi 10 tane 20 tane koyup en azından bunun e, stonu da kontrol etmemiz gerekiyor. Yani 10 mutlaka e, tedarikçi de vardır. 10 ideal bir rakam. Daha sonra ürün nakliye gerektirir. E, zaten biz kendimiz nakliyemizi e, belli bir miktar koyacağımız için rakamsal olarak e, ıı, free yapıyoruz veya işte yaptığımız ıı, kargo ayarlarında ıı, kaç dolar, 5 dolar neyse onları belirliyoruz. Daha sonra örnek bu ürünün fiyatı ne kadardı? 5990'mış. Evet biz de daha önceki indirimsiz fiyatını kendi mağazamıza yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet. 59.99 yaptık. Bunu da 69.99 yapalım. Ee, evet. Şimdi hem indirim biz de indirim yapmış olduk, hem de belli bir rakam oldu. Bunu koleksiyonumuzu hangi koleksiyon için atacağız? Örneğin bu bir ma arkadaşımızın bir üyemizin mağazası. Şöyle yapalım. Evet. Mini kameraların içine atalım. Evet. Koleksiyonumuzu da belirledik ee, daha sonra e, online mağazada ise, kullanıyorsak Örnek verim, yönetmeye basıyoruz bunu Facebook mağazası şu an işaretli e, Daha önce bana soran arkadaşlar vardı bunu Hangi mağazanızda Konumlandırmak istiyorsanız gelip buraya da seçebiliyorsunuz şu an bu Direkt olarak otomatik olarak Bizim hem Facebook hem de online mağazamızda görüntülenecek. Daha sonra ürünleri tekrar buraya geliyoruz. Diyelim ki varyant ekleyeceğiz. Bu nedir? Metaldir. İşte ne bileyim renktir. Bunları siz kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Ee, ama bu bizim içerdiğimiz materyallerden e, herhangi bir şey yok. O yüzden şu an kaydediyoruz. Şu an ürün stokumuzu oluşturmuş olduk arkadaşlar. Ee, evet. Direkt olarak yeşil tıkı gördüğünüz zaman bu olay olmuş oluyor. Daha sonra mağazamıza gelelim. Evet. Mini kameralar. görünüm olarak şöyle geçelim Evet arkadaşlar şu an mağazamıza geldi ürün gördüğünüz gibi e, direkt olarak da resimleri bu şekilde görebiliyorsunuz Bu ürün şu an mağazamızda eklendi yani e, şu an sepetimize ekleyebiliyorsunuz bu ürünü direkt olarak da satışını yapabiliyorsunuz daha sonra işte e, ürün rakamı veya işte e, stowage ise müşteri zaten bildirim gidiyor. Bu ürünü şu an dropshipping yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde ürün listeleyebilirsiniz. Daha sonra atmak istediğiniz koleksiyonun içine atıyorsunuz. Uyguladığınız neyse işte oyunlar bölümü veya oyuncaklar bölümü. Daha sonra buradan diyelim ki satış yakaladınız. Daha sonra geliyorsunuz. Walmart'a direkt olarak buradan kendi satışınızı, kendi e, müşterinin adresini buraya gelip kendiniz tekrar nasıl AliExpress'te yapıyorsak adresini buraya tanımlıyoruz. Daha sonra gönderimini yapıyoruz arkadaşlar ve Amazon'dan veya Walmart veya başka bir tedarikçiden ürün bu şekilde alıp drop yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ee, güzel ve önerim iyi bir önerim arkadaşlar size bu şekilde yapıp masraflarınızı da düşürebilirsiniz ee, şimdiden bu yolda e, ilerleyen arkadaşlara başarılar dilerim ee, bu konuları her zaman işlemeye çalışacağım ee, umarım dediğim gibi iyi satışlar yakalarsınız iyi markalar yaratırsınız ve bu yolda İyi kazançlar elde edersiniz. Umarım arkadaşlar işte videomun sonuna geldim. Şimdiden e, izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.